Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin de bildiği gibi efsane bir videomuz var arkadaşlar. Kore sunucusunda Grandmaster oldu, yani üstatlık seviyesine çıktı. Kore'de 300 puan şu an. Türk King Aslan ismiyle sadece Zed oynuyor. Kore sunucusundaki en iyi 3. Zed olarak adlandırılıyor. Yani o listede 3. Zed. Yani tabi listede Z99 yoktur büyük bir ihtimalle. Kontrol etmedim ama Z99 olmadığı için, yani Z99'u 1'e koysak, 1-2 tane de olsa ilk 5'te değil biz kendimizce. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere bir duyurum var. 15 Nisan'da Rise Online başlıyor arkadaşlar. MMORPG bir oyun ve hep beraber oynayabileceğimiz bir oyun. Güzel bir topluluk yaratabileceğimiz bir oyun. O yüzden de izleyicileri bu işin içine dahil ettiğim zaman güzel bir etkinlik alanımız olmuş olacak o konuda. Beraber oynadığımız bir oyun olmuş olacak aslında. O yüzden de hepinizi bekliyorum. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. 15 Nisan'da da hep beraber bu oyuna başlayabiliriz. Güzel bir topluluğumuz olur. Twitch canlı yayınlarında da bunları oynayacağız. Oraya da gelirseniz zaten çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. Evet, burada da son sahnede arkadaşlar Rise Online ve tarihi görebilirsiniz. 15 Nisan arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Aşağıya linki bırakıyorum. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi uzun kılıç başlamış, Ahri eşleşmesi var. Ahri son dönemde biliyorsunuz ki çok fazla oynanıyor. Bu eşleşmede bir Zed nasıl oynamalı, neler yapmalı veya eşleşme kolay mı zor mu, bunu da görmüş olacağız aslında. Bu konudan da güzel bir öğretici, bilgilendirici video olacak gibi duruyor. Bu arada Ahriler W yeteneğiyle başlıyor az önce gördüğünüz gibi. Çünkü W'sunun manası inanılmaz az. O sadece 30 mana olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, bakalım. Evet, 30 manayla gerçekten iyi bir hasar vurabiliyor rakibi minyonlara yaklaşırsa. O yüzden de W güçlendirmesi gayet iyi olabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Ahri buradaki ilk 2 minyon dalgasını ittirdi ve arabalı minyon dalgasında kendi üstüne alacak koridoru. Yalnız Ahri minyon kesme konusunda bayağı bir kötü bir iş çıkartmış. Onu da söyleyelim. Yani 5 minyon öldürmüş 12 minyondan, bayağı bir az diyebiliriz arkadaşlar. Zed buraya atlar mı? Aynen, direkt olarak üstüne gitti burada. Bir tane daha otomatik saldırı, bir de Q tutturursa bayağı bir canını yakacak orada. Elektrik verini de patlattı. Asıl önemli olan o aslında. Ve yarı canı düşürdü rakibini. Zed için koridorda, bu Zed için değil, Qiyana, LeBlanc, herhangi bir suikastçı aslında Ahri için de biraz benzeri mevcut. Oo, yalnız orada bir takas daha. Bayağı bir hasar vurmayı başarıyor tekrardan Zed. Arabalı minyonunu vermemek için mesela öne doğru adım atıyor. Direkt olarak sıçrasını kullandı. Orada Q'yu atar mı? Ah, beklemesi lazımdı. Ahri buraya girer gibi yaptı, sonra direkt olarak buraya döndü. Ahri burayı iyi oynadı ama Zed'in de yani biraz daha bekleseydi burada skoru alacaktı. Orada arabalı minyona geldiği için Ahri canından oluyordu diyebiliriz arkadaşlar. Ve Poppy buraya baskına gelmiş. Eğer ki Ahri buradaki minyonları almak isterse ve buradan tecrübe puanlarını falan almaya çalışıyor Ahri. Asıl önemli olan çünkü onun için tecrübe puanı ve burada bir sonraki minyon dalgasında ittirecek gibi duruyor. Zed gelene kadar ikinci uzun kılıcını da aldı. Koridoru çok büyük ihtimal ittiremeyecek Ahri. Bakalım ya, ittirecek ama Zed büyük ihtimal yetişecek gibi duruyor. Bakalım eğer ki şurada falan tutarsa minyon dalgasını, ki tutamayacak gibi duruyor mu? Evet, tutamadı. Aslında alırdı kendi üstüne minyon dalgasını ama çok tercih etmedi. Ahri için de güzel bir hamle oldu bu. Çünkü şimdi Ahri'nin üstüne gelecek yavaş yavaş minyon dalgası. Ahri için güzel bir hamle olmuş oldu. Evet, minyonlar eşit. Doran yüzüğü aldı bir tane daha Ahri. Zed de Doran kılıcı ekledi. Buradaki tek sıkıntı Zed'in bir tane potu var. Ama Ahri'nin 3 tane müsibet iksiri, yanında da peksimetleri var. O yüzden Ahri takaslarda daha üstün çıkabilir. Onu da söyleyelim. Ama tabii ki 6. seviyede Zed biraz farkını koyabilir. Orada hemen Ahri'ye güzel bir hasar geldi W'su ile beraber. Bu arada ben birkaç tane maçını izledim. Yani ufaktan böyle hani nasıl oynuyor, oyun tarzı nasıl falan diye. Arkadaşlar çoğu maçta çok fazla geziyor. Yani inanılmaz fazla haritada geziyor. Bu da o yeteneğini kullandı Ahri, yalnız şu an sıkıntı olabilir. Orada Q'ları da tutturuyor. Direkt olarak çıkıyor. Şimdi Ahri E yeteneğini kaçırdığı için buraya doğru girdi. Şimdi burada Ahri buraya girdiği için Zed normalde E yeteneği yokken Ahri'nin üstüne atlayabilir. Ama tabii ki burada orada Voli 1 görmediği için ve çalıya çok yakın bir durumda olduğu için Ahri maalesef ki Zed gidemedi. Bu arada Ahri'nin de koridor ittirme gücü başladı arkadaşlar. Koridoru ne kadar hızlı bir şekilde ittirdiğini
Siz kendiniz görüyorsunuz zaten. Ve burada Zedde tüm minyonları alacak derken oradaki bir minyonu kaçırdı. Çok eşit bir koridor izliyoruz. Oyunda 2-1 skorda kırmızı takım daha önde. Ahri'nin üst koridora gittiğini gördüğü için kendisi de üst koridora doğru çıkıyor. Ve kule altı yiyen bir Kenan var. Poppy'yi görüyor. Direkt olarak tutuş turunu atıyor. Bakalım Ahri orada seti yakalayabilecek mi? Ama seti yakalayamıyor. Zedde hemen orta koridora dönüyor. Büyük bir ihtimalle Kenan şimdi buraya gelecek. Çünkü Ahri üst koridorda seti öldürdü. Bu koridoru bitirecek. Bu koridoru da almak için Kenan gelecek. Bu çok yapılması gereken bir şey. Her videomda söylüyorum. Her yayınımda söylüyorum. Bu tarz durumlarda alt koridorda da olur. Bu üst koridorda da fark etmez. Orta koridor oyuncusu bir koridora gittiyse derken Zed orada Kenan'a atladı. Yalnız bayağı da bir hasar çıkarttı. Bakalım orada düşürebilecek mi? Son anda Kenan hasar vuruyor. Bir canla hasarını vurup burada düşürmeyi başarıyor Zed'i de. Ama Zed de onu düşürdü tabii ki. Burada minyon kaçıracak Kenan. Yani kötü bir takas değil. Burada tutuşturu gitmesi biraz sıkıntı olabilir. Onda da Ahri'nin de yok zaten. Şimdi bu tarz zorunlu eşleşmeler var. Basketbolu izleyenler bilir. Bazen böyle pick and roll oynarsın. Uzunla kısa eşleşir ya da kısayla uzun eşleşir. Bu eşleşmeleri kullanırsın. Aslında bu da onun gibi. Mesela hemen yeri doldurmak için Kenan orta koridora geldi ya. Mesela Ahri'nin üstüne atlayıp o şekilde öldüremez belki. Atıyorum Kenan'ı öldürebilir ya. Hemen Kenan'ın üstüne atlıyor. Kenan'ın ultisi de sanırım yoktu az önce. Tam da bilmiyorum 5. seviye miydi? Çok dikkat etmedim, özür diliyorum. Yani bu tarz eşleşmeleri kullanabilirsiniz. Siz üst koridora gittiniz veya rakip gitti bir şekilde orta koridora başkası geldi. Eğer o şampiyona karşı üstünseniz direkt olarak bunu kullanın. Bu önemli bir şey, onu da söyleyelim. Orta koridor karakterleri adına. Evet 1-1-1. 1-1-0 oynuyor Zed. 2-0-0'da bir Ahri var. Ve Zonya'nın alt eşyasında almış Ahri. Şu an gayet rahat gözüküyor Ahri. Onu da söyleyelim. Koridorda biraz Zed'in üstünlüğü... Yani daha doğrusu Zed'in üstünlüğü var mı tartışılır Ahri'ye karşı. Çünkü 6. seviyeden sonra da Ahri'nin E yeteneği yani öpücüğü varken... Zed ulti attığı zaman Zed'in her zaman düştüğü yer belli. Oo, yalnız orada Ahri bayağı bir hasar vuruyor. Bakın bu çok önemli. Şunu söyleyeceğim. Ahri oynuyor. Charm'ını tutturdu. Hemen Q'sunu atıp W'suyla elektrik ve hasarını verip direkt olarak geri çıktı. Eğer ki Ahri devam etseydi Zed de ona karşılık hasarı verip bu takastan üstün çıkabilirdi. Ama burada Ahri iyi oynayıp takası kabullendi. Yarı cana düşürdüm abi. Tamam bu benim için yeterli deyip bıraktı diyebiliriz. Yalnız Nautilus orta koridora geliyor. Arka taraftan da Poppy geliyor. Bakalım burada bir mevzu çıkabilir. Bakalım Nautilus geldi. Orada ooo güzel bir dodge geldi. Yalnız Poppy. E yeteneğini kullandı Ahri. Burada direkt olarak Zed üstüne atlayabilir. Yok. Oradan yine. Ama Volibear'ı görüyordu. Nautilus olduğu için bir şey yapmak istemedi herhalde derken. Alt koridorda Jinx. Nautilus orta koridorda olduğu için düşmüş oldu. Evet 8. seviyeye de geldi. Bu arada tecrübe... Oo bir dakika, Ahri alt koridora gitmiş yalnız. Orada ikisini de öldürebilir. Ahri şu an oyunda gerçekten iyi hamleler yapıyor. Doğru zamanda alt koridora gitti. Ahri de 8. seviye oldu. Oo araba minyonu da kaçtı. Buradan bir tane plaka alabilir. Aynen bir tane plakayı alıyor. Hatta ikinciyi mi alacak? Yok ikinciyi alamadı. Direkt olarak geri çıkıyor oradan. Şu an dengeli bir oyun görüyoruz. Ve Zed olarak baktığınız zaman hani ooo işte şöyle oynadı böyle diyeceğimiz bir durum olmadı daha. Olacak mı? Göreceğiz. Ahri 4-0-0. Oo bir dakika. Yalnız Zed direkt olarak sıçra attı. Ultisi sıçrası olmadığını biliyor alt koridora gittiğinde. Bakın bu çok önemli bir aralık. Gerçekten ultisi yok. Tutuşturu yok. Direkt olarak kendi sıçrasını tutuşturu kullanıp çarmı yemiş olmasına rağmen burada sıçrayıp skoru alıyor. Çok doğru bir zamanlamada hamleyi yapmış oluyor Zed. Gerçekten burada da ne önemli? Alt koridordan arkadaşlar Ahri'nin ne kullandığını belki desteği söylemiştir. Belki kendisi görmüştür. Kendisi görmüşse helal olsun. Desteği söylemişse de desteğini tebrikler. Bunu da kullanan Zed'e tebrikler. Gerçekten burada Ahri'nin shutdown'unu yani buraya kadarını da almış oldu. Ve Zed orta koridor kulesini aldılar alametle beraber. Ve üst koridora bir rotasyon geldi. Bakalım Kenan'ı yakalayabilecekler mi? Poppy'den bir çarp geldi. Ve orada... Kenan'ı da düşürmeyi başarıyorlar. 3-1-0'a geldi Zed'in skoru. Hemen üstüne döndü. Draktarını bitti. Üst koridora doğru gidiyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye? Orta koridoru bitirilmiş. Ezreal orta koridora bakıyor. Ahri'nin üst koridora doğru geldiğini biliyor az çok. O yüzden de direkt olarak rakip kule altı falan yapar diye üst koridor tarafına doğru hareketlendi. Bu da çok mantıklı bir hareket. Kendi takım arkadaşlarını bakın kendisini göstermiyor şu an. Kendi takım arkadaşlarını korumuş oluyor aslında. Burada yaptığı hamleyle arkadaşlar... Bakın hala göstermedi. Şimdi gösterdi. Orada yalnız Jinx'e atlıyor. Jinx'i direkt olarak düşürdü.
Çok doğru bir hamle daha geldi. Bakın Zed'i iyi oynamayı geçtim. Bu adam oyun olarak, mantık olarak gerçekten iyi bir oyuncu şu an. Buna karar verdim. Daha Zed'inin hani böyle şeylerini, hünerlerini göremedik. Bu her maç gözükecek bir şey de değil zaten. Ama adam Kore'de en iyi 3. Zed'den, 3 Zed'den biri ise iyidir derken orada Nautilus yalnız oraya doğru geldi. Burada büyük ihtimal düşecek. Çünkü Nautilus'u düşürme çok ihtimali yok. Ve Nautilus kitle kontrolüyle beraber çok rahat bir skor oluyor Zed. Yalnız adamın oyun bilgisini övdük. Adam yakalanıp öldü direkt ya. Ha ben nasıl bir adamım ya? Evet 81 minyonla burada ejdere doğru gidiyordu. Orada bir savaş vardı ama oradan bir şey çıkmayınca hemen o direkt olarak üst koridora geri döndü. Üst koridorda şimdi Nautilus yalnız tekrar buraya geliyor. Ahre tekrar çalıda bekliyor ve W'sunu kullandı Zed. Bakalım Ahre bir şeyler deniyor ama oradan bir şey çıkmadı. Belki charm'ı tuttursa bir şeyler olabilirdi. Minyonları bekliyor. Şu an herhangi bir şey yapamaz. Görüş lazım. Aynen görüşünü de almayı başarıyor. Şimdi Ahri'yi beklerken hemen koridoru da ittirecek. Baksanıza daha minyonlar gelmeden direkt olarak düşürdü. Kuleye de bayağı hasar vuracak. Yalnız oyun yavaş yavaş rakibin ellerine gidiyor. 17-11 skor. 3500'de altın farkı var. Orta koridorlar arasında da tamamen eşit diyebiliriz. Üst koridordan hemen alt koridora doğru rotasyon yapıyor. Üst koridora gitmezse şu an Ahri buraya dönüp şimdi Zed'in burayı ittireceğini düşünüyor. Kendisi kayıcılar aldı. Mantıklı bir hareket. Ama Zed baktı gelmiyor. Kimse gelmiyor. Hemen üst koridoru ittiriyor Ahri. Ahri de Zed de alt koridorda kırmızı güçlendirmesini aldı ve bu üst koridordaki kuleyi vermeleri anlamına gelecek arkadaşlar. Yalnız orada Kennen'i de görüyor. Kennen'i direkt olarak düşürüyor ve ikinci buraya kadarını alıyor bu maçtaki Zed. Şimdi üst koridorda Ahri ona vuruyor. Kennen'i öldürdü. Burayı kim savunacak? Ya Volibear ya Jinx. Onların ikisinden biri gelmezse burası buradaki kule düşmüş olacak. Belki de çok canı azalacak diyeyim. Öyle de şey yapabiliriz. Evet burada gördüğünüz gibi Zed rahat bir şekilde ittirecek koridorunu. Zed'le belli bir dakikadan sonra yan koridor. Ahri de bununla benzer bir şampiyon. Yan koridora gitmek bayağı bir güzel bir şey. Onu da ben size söyleyeyim. Haberiniz olsun ve buradaki kuleyi büyük bir ihtimalle düşürüyor. Arabalı minyon dalgası da var. Hatta düşürdü diyebiliriz. Buradan direkt olarak diğer minyon dalgasını ittirip rakibin ormanına girebilir. Ben olsam şu an zaten üst koridordaki savaşa yetişemeyeceğim ya. Buraya yetişemeyeceğim. Hemen rakip ormana girip mesela mavi güçlendirme var. Bakalım. Mavi güçlendirme var. Bunu hemen alırdım. Hatta Kennen benim gittiğim falan düşünürse Kennen burada bir şey yapamazdı. Maviyi alıp tekrar 1 milyon dalgası daha ittirebilirdim. Ama tabii burada üstüne dönüp Yumusunu bitti. Yumusunu. Kendi mavi güçlendirmesini alıyor. Hemen üst koridora doğru rotasyonunu yaptı. Ahri'nin ultisi var. Onu da söyleyelim. Yani ultisi var gözüküyor. Bug'da değilse aynen var. Ve bak Zed burada hata yaptı. Ne oldu? Buraya çok şey yaptılar. Ve alt koridordan Kennen ittirdi. Kuleye vuruyor. Tabii ki Zed oraya yetişti. O konuda güzel bir şey. Ama Zed yetişemese kötü bir durum olmuş olacaktı diye düşünüyorum. Yalnız Kennen'e doğru koşuyor. Kennen alt koridorda düşebilir. Zed de orada Kennen'i resmen oyalamaya çalıştı. Ve burada... Aa. Aa, düştü. Lan ölmeyecek sandım yemin ediyorum. Ve burada alameti veriyorlar ama Kennen'i öldürmeyi başarıyorlar. Set bak şimdi bu yanlış bir şey. Şimdi Set'in canı az tamam mı? Zaten burayı ittirip üstüne dönecek Set %90. O yüzden Set'in üstüne dönüp Zed'in burayı ittirip atıyorum Ejder var ya veya Ejder yok fark etmez. Üst koridordaki bu minyon dalgasını gelecek olanı Set'in karşılaması lazım. Set üstüne dönecek. Zed burayı ittirecek. Zed gidecek buradaki ormanı alacak bak. Çünkü niye? Rakip takım alameti aldı. Zed de gidecek buradan bu Grompu maviyi falan alacak. Set de üst koridora gidecek. Bu mantıklı bir hamle olur. Haberiniz olsun bu tarz durumlarda canı az olan adam genelde üstüne döner. Onu da söylemiş olalım. Zed orta koridora geldi yalnız direkt olarak sıçrasını atıyor. Orada Jinx'i düşürmeyi başardı. Nautilus'la da ultisini kullanmış. Nautilus'u da düşürüyor. Ve Zed'in orta koridora gelişi böyle bir şeyle sonuçlanıyor. Tabii ki bunu hani böyle yapıyorsanız her zaman alt koridora gitmeyin siz. Siz buralara gelin rakibi öldürün. 7-2-1'e geldi birden skor. Ne olduğunu anlamadan 7 skor aldı Zed. Harbiden böyle oldu diyebiliriz. Ve 13. seviyesine de bayağı bir az kaldı. Hatta buraya kadar altını veriyor şu an. 300 altın kadar. 13. seviye bakalım Zed nasıl bir oyun izletecek bize. Şimdi Zed'le asıl olay çünkü koridor aşaması bitti. Orta oyunda hafif bitime yakın. Geç oyunda insanlar zonyalarını alıp insanlar defansif eşyalarını alıp orada olay bitiyor. Ve burada Ezreal'ın ne kadar az minyon kestiğini siz görüyorsunuz. 116 minyon kesmiş. Çok az. Yalnız burada orta koridora bir alamet açılmış. Orta koridor kulesi büyük bir ihtimalle gitti derken Heimerdinger'ın turret'ına vuruyor ve burada alamet kafa atamadı. Orada turret'a vurduğu için alamadı yalnız. Buraya Zed tekrar koşuyor. Ahri skorunu aldı. Ahri bayağı bir kitle kontrole şey oldu orada. Maruz kaldı. Bakalım Zed orada Volibear'a yakalayabilecek mi?
Oradan Volibear kaçmayı başarıyor. Yan koridora hemen koşsalar keşke derken yalnız orada direkt olarak Jinx'e bakın W atıp kombosunu yapıp direkt olarak havada böyle hani gözükmüyorken Q'lar gidiyor resmen. Çok iyi bir combo görüyoruz Zed'den. Orada Jinx'i de çok basit bir şekilde düşürüyor. Yalnız Baron'a başlıyorlar. Bu biraz sıkıntı olabilir. Aynen öyle. Baron'a çünkü hasar yok. Ezreal bayağı bir geride. Zed'in çok fazla hasar yok Baron'a. Şimdi Edge of Night da gecenin kıyısında bitti. Artık Ahri'ye karşı daha güçlü diyebiliriz. Veya işte ne bileyim Nautilus ultisini direkt olarak yemeyecek. Onu da söyleyelim. Birisinin onun üzerindeki etkiyi gidermesi gerekiyor. Bu arada minyon falan çok fazla kesmedik. Kore'de adam Grandmaster. Hani minyon kesmedi derken 21 dakikada 150 minyon çok iyi bir sayı. Ona hani bir katılalım. Ama hani tekli dereceli de iyi. Veya işte ne bileyim profesyonel oyuncular geldiği zaman karşısına sıkıntı yaşayabilir. Yalnız arka taraftan gelmiş. Orada Jinx'e direkt olarak atlıyor. Jinx'i direkt düşürdü. Nautilus ultisinin üstüne değmedi bile. Jinx son anda ölürken ultisini attı. Kennen oraya sıçrayla giriyor. Poppy atmasına rağmen sadece Heimerdinger'ı kurtarabiliyor burada. Bakalım orada Ezreal Ahri'yi büyük bir ihtimalle düşürecek. Poppy'yi diğer tarafta Volibear'a sıçrattı. Ve burada savaşı kazanıyorlar. Orada Zed direkt olarak çok fazla şey harcattı. Ve üzerine Jinx'i öldürdü. Aslında Zed gibi suikastçilerin en çok yapması gereken şey bu. Rakibin en önemli oyuncusunu öldürüp çok fazla şey. Yani şimdi öldürüp direkt ölürse mantıklı olmayabilir bazen. Ama öldürüp az önceki gibi Kennen sıçrasını, Kennen ultisini, Jinx ultisini, Nautilus ultisini üzerine alırsa zaten sağ takımda ne kaldı? Kennen ultisi, Jinx ultisi, Nautilus ultisi gitti. Jinx öldü üstüne. Zaten sağ takımın artık savaşacak gücü kalmamış oluyor. Zed'e buradan gerçekten tebrik ediyorum. Bu takım savaşında bayağı bir iş yaptı. Onu da söyleyelim. Jinx'in flash'ını pinkliyor bakın Zed. Jinx'in sıçrası yokken benim sıçram var diyor resmen. Benim sıçram varken de savaşalım. Ben bu savaşı kazandırırım demek istiyor. Oradaki pinklerden. Bakalım şimdi Jinx'i yakalayacak orada. Jinx'i de bak. Ooo. Bakalım. Ooo. Ne yapıyorsun sen King Aslan? Oy. Bakacağım şuraya bir. Bakın. Nautilus Hook'una bakın. Değmiyor ve geri çıkıyor. Direkt olarak son Q'da çarpıyor. Çok iyi bir skor alıyor burada. Harbiden helal olsun. Yalnız Kennen orada Zed'i bekliyor. Nautilus'un hook'unu dojadı orada. Çok iyi bir doç. Orada Nautilus'a tek attı. Burayı kazandırabilir. Kronometresini kullanmış. Sıçrası da var. Sıçrasını direkt olarak Kennen'e doğru atıyor. Bakalım burayı kazandırabilecek mi? Ahri'ye bir kitle kontrol gelir mi derken W ile oradan çıkmayı başarıyor. Draktar görünmezliği. Ve orada Kennen de büyük bir ihtimalle düşecek. Poppy yavaşlatması vesaire. Kennen de düşüyor. Üst koridordan çok fazla minyon kaybediyorlar. Hemen orta koridoru ittirmeye geldi Zed. Buradaki takım savaşında da Jinx'i düşürmeyi başarıyor Zed. Hatta yine çok fazla kendisi üzerine bir şeyler alıyor. Ve burada gerçekten bu takım savaşında taşıyor. Şimdi takım savaşını Zed'le taşımak çok zordur genelde. Ve bunu başarıyor. Yalnız burada Jinx'i tekrar avlamak için bekliyor. W atar falan diye yan tarafta bekliyor. Bakın Nautilus Q ile orayı çekledi. İşte görüyorsunuz. Ne kadar iyi bir seviyede oynanıyor oyun. Onu da söyleyelim. Bu çünkü önemli olan diyebiliriz. Üstüne dönüyor. Koruyucu meleği bitebilir. Koruyucu melek bitmeden... Bir dakika aynen. Parası yok büyük ihtimalle. Aynen büyük ihtimal parası yok. Koruyucu melek bitmesine. Ve orta koridordan kuleyi alacaklar arkadaşlar. Rakip takımın herhangi bir şeyi yok derken Zed tekrar Jinx'e gidiyor. Ne çektim be Jinx. Arka taraftan Ahri gelmiş yalnız Draktar görmezliğiyle. Jinx tekrar düştü. Yine Nautilus ultisini aldı. Yine Ahri ultisini aldı. Bu sefer takım savaşı. Takım savaşında takım arkadaşları daha iyi iş yapıyor diyebiliriz. Yalnız Volibear arka tarafta Heimerdinger'ı düşürmüş ve minyon dalgasını tutuyor. Burada çok bir şey yapamayabilirler. Diyecektim ki minyon dalgası varmış. Buradaki kuleyi de alacak. Zed gerçekten Jinx'e kan kusturuyor bu maçta. Onu da söyleyelim. Koruyucu meleği de bitti. Ejder ruhuna da 3 dakikaları var. Volibear da burada zaten inhibitörü kaybettik deyip rakip ormanı alıyor. Güzel bir hamle Volibear adına. Onu da söyleyelim. Evet 4 eşya oldu burada Zed. Bekleme süresinde azalması da bayağı bir fazla. %43 bekleme süresi var. Onu da söyleyelim. Yalnız Nautilus'u yakalayabilirler orada. Ama Nautilus'a ult atmak çok akıllıca değil tabii ki. Hemen bir üst koridora rotasyon. Oo yalnız Volibear'ı yakalayacaklar mı? Yok. Yakalayamadılar. 16. seviye olmak için bekliyor Zed. Nautilus düştü. Takımı resmen oyuna döndürdü öyle diyeyim. Çok geride oldukları bir bölüm vardı. Ama tabii ki takım savaşında yaptıklarıyla 16. seviye oldu yalnız. Jinx düşüyor. Zed Jinx'i düşürmeyi başarmış. Orada Ahri Zed'i düşürüyor. Ve Ahri'ye direkt olarak ultisini kullanıyor. Ve Ahri'yi de düşürüyor. Zed bu arada genelde hep aynı komboyu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki Zed'i de iyi oynuyormuş. Bunu da görmüş olduk takım savaşlarında. Takım savaşlarında Zed'i birisi iyi oynuyorsa Zed'i iyi oynuyordur. Öyle diyeyim ben size. Şu ana kadar oyun bilgisi olarak ben iyi buldum. Yaptığı hamlelerle üst koridorda bir hata yaptı onu hatırlıyorsunuzdur. Onun dışında hatasız bir oyun. Koridorunda çok üstün çıkmamasına rağmen bak bu çok önemli. Koridorda Ahri 4-0'dı.
Ahri'ye combo yaptığı, Ahri'yi öldürdüğü yeri hatırlayalım. Çok önemli bir skor aldı. Onu da söyleyelim. Yalnız burada oyun bitmeyebilir. Çünkü Jinx doğuyor. O yüzden de burası biraz sıkıntı. Hatta arka taraftan Kennen geliyormuş. Orayı direkt olarak bıraktı mı? Aynen, direkt olarak bıraktı. Hatta Ezreal oradan çıkacak mı derken Jinx sıçrasını atıp düşürüyorlar. Hemen Poppy Jinx'in sıçrasını pingliyor. Bakalım orada Volibear'ı çok iyi düşürüyor. Oy 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 oy. Bak bunu bir daha izleyelim. Volibear geliyor, bakın W'sunu atıp ultiyi atıyor. Hemen komboyu yapıp çıkıyor. Hemen Q'sunu da öyle atıyor. Çok iyi bir combo geldi Zed'den de. Tebrik ediyoruz burada Zed'i tekrardan. King Aslan'ı, kardeşim benim. Kore sunucusunu darma duman ediyor. Hop, orada kırmızı güçlendirmeyi de çaldı. Mis gibi mavi güçlendirmeye geldi. Yalnız arka taraftan Jinx geliyor. Ultisi var. Dönebilir ama çok fazla şey yapmak istemedi. Üzerinde altın var. 2200 altın. Yalnız bir dakika, burada savaş çıkacak. Rakip takım barona girmek istiyor. Bakalım Zed oraya gider mi? Zed oraya gitti. Zed oraya gitti. Ahri'yi de düşürmeyi başarıyor. Orada Draktor'ın pasifiyle sürekli görünmez. Zed Kennen'e de sıçra attı. Son Q'yu dodge'ladı. Bakalım W'su geliyor mu? 3 saniye. Orada Ezreal'a bırakıyor skoru. Oo, Kennen düşürmeyi başardı Zed'i. Ama takım savaşını yine kazanıyorlar. Ve burada oyun büyük bir ihtimalle bitecek. Rakip takım FF atıyor. 16-4, 6 skorla. King Aslan kardeşimiz çok iyi bir skorla maçı bitiriyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Ben açıkçası keyif aldım. Kore sunucusunda böyle bir kardeşimizi bulmak gerçekten sevindirici diyebiliriz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız, cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.